Canlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bilgisayar adaptörünün kablo kopuğuyla alakalı bir problemimiz var. Her zaman söylüyorum, matkaplarda böyle şarj adaptörlerinde ne yapıyoruz biz? Biz bunu böyle deli bağlar gibi sarıyoruz arkadaşlar. Böyle deli bağlar gibi sarıyoruz. Sonra ne oluyor? Bu buradan zorlarken kopuyor arkadaşlar. Eskiden bu adaptörler daha büyük ebattaydı. Biraz daha küçültmüşler. Mac bilgisayarlara benzetmiş Asus firması bunu. Mac bilgisayar konusu açılmışken de Mac bilgisayar adaptörlerini de tamirini yapmıştım. Onu da açıklamalar kısmına ve videonun en sonuna ekleyeceğim. Oradan adaptör tamiriyle alakalı çalışmayı izleyebilirsiniz. Burada şunu belirtmek istiyorum. Biz bunu iki çeşit yapabiliriz arkadaşlar. Bir tanesi kolay yöntem. Biz bunu buradan keseriz. Lehim makinesiyle ucu ucuna tutturur. Şöyle bantlar geçeriz. İkincisi zor olan işlem. Biz bunun gövdesini tamamen yerinden açarız. İç kısmına ulaşır. Buradan kabloyu keser. İçindeki bağlanması gereken yere tekrardan bağlar. Orijinali gibi yaparız. Biz ikinci zor olanı tercih edeceğiz. Siz dediğim gibi eğer elinizde imkanlar varsa zor olanı tercih ederseniz, tamamen gövdeyi açıp yapmayı tercih ederseniz daha sağlıklı ve daha güzel olacaktır. Ama değilse buradan kabloyu kesin, uç ucuna bağlayın, bantlayın, geçin arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Biz gövdeyi açabilmek için bu gövde birbirine preslenmiş bir gövde arkadaşlar. Vidalı bir gövde değil. Öncelikle bunu birazcık şöyle ben zorlayınca böyle bu yerinden çıktı. Şimdi bunun böyle çıktığını görünce Mac bilgisayarların şarj aletiyle bunu kıyasladığımda fiyatını hiç söylemiyorum zaten. Yani hani diyeceksiniz ki ya birinin fiyatı sallıyorum 500 lirayken bunu 100 liraya 150 liraya alabiliyorsunuz. Ya da onu 800 liraya alırken bunu 200 liraya alabiliyorsunuz. Gerçekten hem fiyat anlamında hem de kalite anlamında birbirlerinden çok çok farklılar. Mac bilgisayarlar için hep şunu derler işte ruhu var. Gerçekten de adam ruh vermiş içine. Hem dizaynında hem kalite anlamında gerçekten farklı. Neyse biz konumuza dönelim. Ne yapacağız? Biz öncelikle arkadaşlar bir ısı tabancasından yardım alacağız. Isı tabancasıyla plastiğinin o yapışkan kısımlarını güzelce eritip ısıtıp açıp o şekilde açıp ondan sonra tamir edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ısı tabancamı arkadaşlar bakın sıcak hava yiyince şeyinden attı. Şimdi nasıl yapacağız? Yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş ısıta ısıta. Bakayım bırakacak mı karşı taraflarda? Çok sıcak. Evet. Bu kısımları da ısıtalım. Ondan sonra ayrı verelim. Yerinden çıkaralım arkadaşlar. Az daha ısıtalım. Evet dostlar. Şimdi şu alüminyum kısmını da bir yerinden çıkaralım. Evet, tamam. Bize bu kadar alan, şunu da alalım. Bize bu kadar alan yeterli arkadaşlar.
Alt tarafına lim yapabilmemiz için de şu alt sacı çıkaracağız. Yeterli demiştim ama değil. Alt sacımızı da almamız gerekiyor dostlar. Şu kadar yeterli mi? Yeterli. Arkadaşlar, bacaklarımızı bir lim havya makinesiyle yerinden çıkaralım. Isınsın biraz aletimiz. Evet. İki ucumuzu da çıkardım. Şimdi karga yan keskin maharetiyle şunu şöyle koyayım. Bakın sorunlu kısım neresiydi? Sorunlu kısım burasıydı. Birazcık şöyle de pay vererek bir santim kadar kestim. Ha, buraya atmıyorum. Şu kısmı kullanacağım. Bu kısım ne işe yarayacak? Şu kablonun dipten kopmamasını sağlayan, çok dipten kopmamasını sağlayan parça. Bunu buradan alacağım, kullanacağım arkadaşlar. Şimdi şunun kablosunu şöyle dışını bir soyalım. Evet, dışına, en dışına çelik halat koymuşlar ki kablo kopmasın diye. Ama özür. Çelik halat falan koymamışlar. Kabloyu bir iç bir dış yapmış uyanıklar. En sevmediğim kabloyu ince tutabilmek için ince yapmışlar. Dış tarafına koymuşlar. En sevmediğim kablo tipi. Olsun. Olsun bakalım olsun. Kış aydır yaz olsun. Şimdi bize bu kadar şey yetiyor muydu? Şöyle yetiyordu arkadaşlar. Şunu şuradan şöyle keseyim. Evet, kestim. Şu ucunu da şöylece açayım. Evet. Şimdi uçlarını şöyle kıvırdım. Uzunluk aynı mı? Aynı. Şimdi gelelim şurasını çözmeye. Bakın şu kablosunu şuradan şöylece çıkardım, ikisini birden. Şu dış hazneyi de çıkardım. Bir matkap yardımıyla içini boşaltacağım. Şurayı, yo, boşaltmaya da aslında çok fazla gerek kalmamış. Maket bıçağıyla açabilir gibiyiz. İçini maket bıçağıyla ve matkapla güzelce boşalttım. Kablomu tekrar olması gerektiği yerden geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim lehim aşamasına. Arkadaşlar çıplak kısmı şöyle bir bant yardımıyla çıplaklığını alalım. Şimdi dostlar lehimleme safhasına geçelim. Kablomuzun artı ve eksi uçlarını karıştırmadan aynı söktüğümüz gibi yerine takalım ve lehimimizi yapalım arkadaşlar. İkinci kablosunu tutturalım arkadaşlar. Evet, ikinci kablo da tamam. Ürünümüzü toparlamaya başlayalım arkadaşlar. Altının sacını zaten şöyle kapattık. Üstünün sacını getirelim. Evet, şimdi kablomuz nereye gelecek? Şu kısma gelecek. Oraya denk getiriyoruz.
Şöylece yerine oturtayım arkadaşlar. Üst kapağımızı kapatalım. Mengenemizin ağzına bağlayıp arkadaşlar sıcak hava tabancasıyla hafiften, çok fazla değil, demin ben biraz fazla ısıtıp hafiften erittirmişim. Ne yapacağım? Tam iyi otursun diye ısıtmamı yapacağım ve hafif Japon süreceğim arkadaşlar. Japonla tutturacağım. Yeterli. Arkadaşlar şu kısmına da Japon'u sürdüm. Şu kısımlarını da sürüyorum. Çünkü daha önceden şu fişin olduğu yerle çıkıyordu. Şöyle aşağıya doğru da sürelim. Ve kurutalım arkadaşlar. Evet dostlar, nihayetinde bakın. Güzelce yapıştırdım. Ha, daha estetik bir çalışma yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Mesela şurasını hafiften erittirdim. Birazcık fazla ısıya maruz bırakmışım. Yani böyle presli ürünlerde maalesef hani orijinaline yakın bir görüntü sağlayamasanız da ama işlevsel anlamda herhangi bir problem yaşamadan bu ürünü güzelce kullanabilirsiniz dostlar. Peki canlar, laptop adaptörü de buradaki kopuk arızası da bu şekilde düzeltilir, bu şekilde yapılırdı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlar.